13 aydır Diyarbakır'dan gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alındılar ve tutuklandılar. İlk defa 13 ay sonra bugün duruşmaya çıktılar. Yargılamanın bu seyri bile doğrudan doğruya gazetecilik faaliyetine bir müdahaledir. Bu kadar uzun bir soruşturma süresi ve bu kadar uzun bir duruşma günü olmaz normal koşullarda. Ama gazeteci arkadaşlarımızın ortaya koyduğu faaliyet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle bölgedeki ağır insan hakları ihlallerini, zulmünü ve zalimliğini ortaya çıkaran bir faaliyet olduğu için gazeteci arkadaşlarımız 15 aydır maalesef tutsaklar. Çok uzun bir iddianame var, 700 sayfadan fazla. Ben tümüne bir avukat olarak da göz atmaya çalıştım. Ama gerçekten yani ceza muhakemesi ilkelerinden uzak, hukukla bağdaşmayan, ne varsa iddianameye konmuş ama hukuka uygun bir delil ikamesiyle söz konusu değil. Hepimizin bildiği ve alışkın olduğumuz itirafçı sanıklar, gizli tanıklar var. O gizli tanıklar da maalesef uydurulan ve bu gazeteci arkadaşlarımızın gazetecilik faaliyetlerini yapmamalarına yönelik bir tezgahtan başka bir şey değil maalesef. Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle 2015'ten sonra Türkiye'nin Kürt meselesinde makas değiştirmesinden sonra buralarda özellikle bölgede gazetecilik faaliyeti yürütmek neredeyse imkansız hale geldi. Onlarca gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı, dava açıldı ama kitlesel bir biçimde bu dava bize burada gazetecilik yapmanın ne anlama geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. İddianamenin kendisi ve bu davanın kendisi. Umarım bugün duruşmanın sonunda hiç olmazsa özgürlüklerine kavuşurlar. O nedenle buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davayı takip etmeye de devam edeceğiz. Maalesef ülkenin batısında da doğusunda da cezaevlerinde gazeteciler var. İşte geçen hafta Marmara cezaevinde, Silivri'de Merdan Yanardağ hapse kondu bayramda. Yaklaşık iki haftadır cezaevinde. Burada Diyarbakır'da da işte aylar sonra ilk defa hakim karşısına çıkabildi gazeteciler. Gözaltı süresinden başlayarak daha sonrasında iddianameye ulaşmaları bile hatırlarsanız aylar sürmüştü. Şimdi de görebildiğimiz kadarıyla daha savunmalarını yapıyorlar. Ama hepsi tabii ki özgürlüğüne kavuşmayı haklı olarak talep ediyor. Sezgin Bey söyledi. Benim ekleyeceğim şu olabilir. Türkiye'de eğer terörle mücadele edilecekse, terörle mücadele önemliyse ki önemli, edilmeli, terör ile, terörist ile gazeteci ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ayırmaktan geçiyor. Aynı şekilde dün, bugün çok konuşuluyor. Avrupa Birliği yolunun açılması, işte Avrupa Birliği sürecinin canlanması. Avrupa Birliği yolunun açılması da yurt dışından değil, öncelikle işte burada Diyarbakır'dan, işte Silivri'den, işte cezaevlerinde yatan düşünce suçlularının özgürlüğe kavuşmasından geçiyor. Gazetecileri cezaevine atmamaktan geçiyor. İfadeyi cezalandırmamaktan geçiyor. Biz iki milletvekili buradayız Diyarbakır'da ama bir milletvekili işte iki aydır, Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili iki aydır haksız hukuksuz cezaevinde. Gerçekten Türkiye'de Avrupa Birliği yolunu açacaksak bu çok net, çok açık bir şekilde demokrasiden, özgürlüklerden, hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesinden geçiyor. Türkiye'de artık ifadenin, haberin, yazının, yorumun özgür olduğu bir ülkeye ulaşır, kavuşur. Bildiğiniz gibi bugün tarihi bir davayla davadayız, tarihi bir duruşmadayız. 15'i tutuklu 18 Kürt gazeteci bugün yargılanıyor. 13 ayın ardından hazırlanan iddianameden sonra bugün ilk duruşmada hakim karşısındalar. Savunma yapıyorlar. Dedikleri gibi gazeteciliği savunuyorlar ve dediğimiz gibi gazetecilik yargılanıyor. İlk oturumunu bitirdik duruşmanın. Bu sırada bir açıklama yapmak istedik. Hem duruşmaya ilişkin hem genel davanın seyrine hem gazeteciliğin durumuna ilişkin bir açıklama yapmak istedik. 34 yıldır sadece haber peşindeyiz ama nedense yaptığımız haberler bu devleti
kurulan hükümetleri, ard arda gelen diğer hükümetleri hep rahatsız ediyor ve bizim haberciliğimizi önlemek için her türlü önlem alıyor. Nitekim burada maalesef pek çok arkadaşımızı, sadece gazetecilik yapan arkadaşımızı kaybettik, öldürdüler. Bazı arkadaşlarımız şimdi olduğu gibi cezaevlerine atıldılar. Bazı arkadaşlarımız sürgüne gitmek zorunda kaldılar ama biz devam ediyoruz. Gazetelerimizi kapattılar, devam ettik. Gazetelerimizi bombaladılar, biz devam ettik. Şimdi de devam ediyoruz. Son dönemde bize yönelik baskılar arttı. Bence sebebi şu, gerçekten de hem iktidar için hem muhalefet için bir dönüm noktası olarak görülen son seçimlerde bizi sahada istemediler ve tekrar tekrar operasyonlarla arkadaşlarımız içeri alındı. İddianameler yazıldı ama genelde de ilk duruşmada serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Ankara büromuzda gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımız biliyorsunuz seçimden sonraki ilk duruşmada bırakıldılar. Bugün de burada arkadaşlarımızın bırakılmasını bekliyoruz. Onlar böyle baskılarını istedikleri kadar devam ettirsinler. Biz burada gazeteciliğe devam edeceğiz. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli davalarından, basın davalarından birisi görülüyor şu arkamızdaki binada. Aslında 13 aydır bu hakim karşısına çıkmış olsalardı çoktan serbest bırakılacak olan arkadaşlar aylarca iddianameyi beklediler. Ve arkasından duruşma gününün 13 ay sonra verilmesiyle birlikte 13 ay sonra hakim karşısına çıktılar. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan peşinen ceza verme gazetecilerde çok iyi işliyor. Bütün gazeteciler de benzer bir yöntemi uyguluyorlar. Gazeteciler gözaltına alınıyor ama ortada bir suç yok. Gözaltına alındıktan sonra suç unsurları oluşturulmaya çalışılıyor. Uzun bir süre cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada da serbest bırakılıyorlar. Bugün burada da 15 meslektaşımız serbest kalacak. Ama 13 ay özgürlüklerinden, ailelerinden, işlerinden mahrum bırakılmış olacaklar. Elbette bu hukuk sistemi adil bir şekilde çalışsaydı bu kadar uzun cezaevinde kalmayacaklardı. Ama bunu ancak biz gazeteciler dayanışmayla birbirimize destek vererek gazeteciliği bir suç olarak gösterenlere inat, gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu, gazeteciliğin halkın haber alma hakkıyla bağlantılı bir iş olduğunu öğreteceğiz, göstereceğiz ve biz gazetecilik yapacağız. Halkımız da haberine ulaşabilecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haber yazdığı için 13 aydır hürriyetlerden mahrum. Gazetecilik suçluyor. Türkiye'de basın özgürlüğü mücadelesi için bir kilometre taşı niteliğinde, daha da öteye Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde de üstünde durulması gereken, tarihe geçecek nitelikte bir olay. Hepiniz biliyorsunuz bugün Litvanya'nın Vilnius şehrinde NATO zirvesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye AB kapılarının açılması şartını öne sürmüştü. Dün gece itibariyle bundan vazgeçtiğini görüyoruz ama Türkiye'ye Avrupa Birliği kapıları eski başbakanlardan birinin deyimiyle Diyarbakır'dan geçen bir yol. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakır'dan Avrupa Birliği'ne gidecek olan yol ise Kürtlerin hakkının, hukukunun tanınmasından geçer, basın özgürlüğünden geçer, Kürt medyasının özgürce çalışmasından geçer. Bunlar olmadan Türkiye'ye bütün demokrasi yolları ve Avrupa yolları, bütün yollar tıkalıdır. Bugün burada görülmekte olan dava her bakımdan çok önem taşıyor. Tam 13 aydır hakim önüne çıkarılamamış 15 tutuklu gazeteci var. Ve bu gazeteciler besbelli ki seçim döneminde halkın haber alma özgürlüğü engellensin diye
içeri kondular. Ve bugün Serdar Altan'ın savunmasından da dinledik. İçeri konulduktan tam 6 ay sonra gizli tanık ifadeleriyle oluşturulan derme çatma iddianamelerle, hukukla, hakla hiçbir ilişkisi olmayan iddianamelerle içeri tutulmaya devam ettiler. Bugüne kadar çok yalnız bırakılmış, Türkiye'nin batısında adeta görmezden gelinmiş olan Kürt medyası, bütün Türkiye'nin her yerinden gelen, az önce Ankara'dan, İstanbul'dan gelen meslek kuruluşunun temsilcileri de burada konuştular. Artık Kürt medyası yalnız değil ve aynı zamanda biz Diyarbakır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcileri olarak burada kimin kılına dokunulursa onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Başta da Kürt halkının üzerindeki baskıları dağıtmak için Kürt medyasının özgürlüğüne, hakkına, hukukuna sahip çıkacağız. O yüzden burada bulunuyoruz ve tekrar ediyorum, bu bir kilometre taşı. Zaten bu dava arkadaşlarımızın tahliyesiyle de hem Türkiye'nin demokratikleşme yolunda, hem halkın ve en başta da Kürt halkının haber alma özgürlüğü yolunda ve en önemlisi de 13 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutulan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın özgürlüğe kavuşması yönünde unutulmayacak bir gün ve duruşma günü olsun. Thank you.